Arkadaşlar, herkese merhaba. Yine harp okullarının aday değerlendirme puanı sıralaması ile karşınızdayız. Yerleştirmenin son tarihlerine yaklaştıkça adayların heyecanı da büyük oranda artmaya devam ediyor. Yerleştirmeler bu şekilde 3 gün daha devam edecek ve harp okulları artık adayı çağırma işlemini durduracak arkadaşlar. 14 Eylül tarihinden sonra okullarda eksik, boş kontenjan kalırsa ekstra bir ek yerleştirme yapılabilir. Bunu da buradan duyurmakta yarar var. Şimdi bugünkü tablomuzu incelediğimizde öncelikli olarak Kara Harp Okulu sayısal puan türünden 1406. adayı çağırdı. Dünkü sayıyla bugünkü sayı arasında 67 kişilik bir artış söz konusu. Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünden 1281. adaya çağırdı. Eşit ağırlık puan türünden de 38 kişilik bir artış söz konusu. Deniz Harp Okulu en son 834. adayı çağırdı. Deniz Harp Okulu'nda da 6 kişilik bir artış oldu. Hava Harp Okulu en son 326. adayı çağırdı. Hava Harp Okulu'nda da 9 kişilik artış oldu. Hava Harp Okulu İstikam sınıfında herhangi bir değişiklik olmadı. Adayı çağırma puanı sırası 138'de sabit olarak duruyor şu an. Sahil güvenliğe baktığımızda da en son 355. adayı çağırdığını görmekteyiz. Sahil güvenlik de bugün 16 aday daha çağırmış oldu. Harp okullarının aday yerleştirme işlemleri devam ederken Assubay Meslek Yüksekokulu'nun aday yerleştirme işlemleri de henüz başlamamış durumda. Adaylar hastanelerden sağlık raporu işlemlerini tamamladıkça okullara da kayıt için çağrılmaya başlayacak. Dolayısıyla harp okullarında yaşamış olduğumuz süreci aynı şekilde Assubay Meslek Yüksekokulları'nda da yaşayacağız arkadaşlar. Son olarak sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. 2021 Milli Savunma Üniversitesi sınavına yönelik hazırlık ekibimizi oluşturmaya başladık. Ankara'da olup Milli Savunma Üniversitesi sınavına gerek spor anlamında gerek sözlü mülakat anlamında kapsamlı bir şekilde hazırlanmak isteyen adaylar benimle iletişime geçebilir. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Yarın yine sıralama ile karşınızda olacağız. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.